Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Güney. Arkadaşlar, kanalıma abone olursanız, beğeni ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Fikirlerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Ve videolarımı beğeniyorsanız, beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Ve ayrıca abonelik, yorumlar, beğeniler ücretsizdir arkadaşlar. Bunu birçok videomda anlatmamın sebebi birçok arkadaşımın ücretli olduğunu düşünüyor olması. O yüzden bu şekilde bir hatırlatma yapmak istiyorum ve videomuza geçmek istiyorum. Arkadaşlar, elimde görmüş olduğunuz bana yeni gelmiş olan bir hediye arkadaşlar ve Belçika'dan geldi. Bugün elime ulaştı ve bunun için de ayrıyeten bir video çekmek istedim. Bu hediyeyi bana gönderen arkadaşımız Astropikal Bahçem diye kanalı olmuş olan Nülüfer Buda. Ona teşekkür ediyorum ve yeni kanalında başarılar diliyorum. Kanalı için çekiliş hazırlamıştı ve çekilişinde sürpriz olarak bana çıktı bir hediyesi. Çok ince ruhlu bir bayan. Kendisinin çekilişi bir taneydi ama yanında iki tane daha hediye yolladı. Ayrı kişilere olmak suretiyle birçok kişiyi mutlu etmek istedi. Ve gerçekten de beni çok çok mutlu etti. Çünkü ben hayatımda ilk defa bir hediye alıyorum. Hem sevindim hem ayrıyetten de duygulandım. Bakın çekilişte bana çıkmış olan kaktüs arkadaşlar. Oldukça güzel, sağlıklı ve bayağı bir yolculuk yaptı. Önce Belçika'dan Türkiye'ye geldi. Kocaeli'ne, Kocaeli'nden de Hatay'a geldi. Ve iki defa gelip geri gitti hediyemiz. Çünkü ben tatildeydim. Sonra Nülfer Hanım tatile gitmişti. Bu şekilde bir hikaye geçti başından. Kaktüsümüzün ama elimize sapasağlam geldi. Nülfer Durak Hanım'a buradan çok teşekkür ediyorum. Bana bu duyguyu tattırdığı için ayrıca çok mutlu oldum. Kanalında başarılar diliyorum. Umarım her şey gönlünce olur. Ve gerçekten çok güzel bir kanalı var arkadaşlar. Ziyaret etmenizi önerebilirim. Astropikal Bahçem diye geçiyor kanalın ismi ve çok güzel de orkideler yetiştiriyor kendisi. Bakımları, hastalıklarıyla alakalı gerçekten çok bilgili ve ayrıyeten de çok seveceğim bir hanımefendi. Kanalınızı ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Ve şimdi kaktüsümüz bakın toprağından çıkarıldığı için şimdi ona bir saksı hazırlayacağım. Bu kadar yolculukta tabii ki geldiği için biraz bitkin düşmüş kaktüs ve ama tabii ki de bu şekilde paketlemek zorundaydı çünkü ta Belçika'dan geldi. Toprağıyla bunca yolculuğu yapması herhalde olmazdı diye düşünüyorum. Şimdi 9'luk saksıda ekeceğim onu. Bakın elimde şöyle bir tel var. Saksımız oldukça direnajlı, bol direnajı olan bir saksı çünkü kaktüsler biliyorsunuz suda kalmayı sevmiyor. Toprakları ne kadar kuru olursa o kadar çok iyi oluyor. Bu elek gibi olan demir bir süzek. Onu koyuyorum saksılarımın dibine. Ve üstüne de birazcık bomza ya da cürüf diye adlandırdığımız materyalleri koyuyorum. Ondan sonra üstüne toprağını şimdi ilave edeceğim. Gerçekten çok mutlu olduğum bir olay gerçekleşti benim için. Toprağımız sukulent kaktüs toprağı. Yalnız benim sukulent toprağımdan birazcık farklı olarak kaktüs toprağına biraz daha çok lav taşı ilave ediyorum. Çünkü ne kadar lav taşı ilave edersek ya da bomsa ya da ziyolit o kadar daha çok sağlıklı olduklarını gözlemledim. Çünkü toprakları ıslak kalmıyor. Toprağımda gene çok zengin. İçinde yanmış hayvan gübresi de var. Şimdi kaktüsümüzün dibini birazcık arındırıyorum topraktan, köklerini. Oldukça sağlıklı ve güzel görünüyor. Toprağını biraz arındırmak istedim. Daha iyi olur diye düşünüyorum. Ve bakın yanında ufak da bir tane yavrusu var arkadaşlar. Bu da beni çok mutlu etti. Ve kocaman büyük bir kaktüs arkadaşlar. Gerçekten çok mutlu oldum. Türünü ya da adını henüz bilmiyorum. Ama Euphorbia'ya da benzettim. Değişik bir kaktüs geldi elime. Bilmiyorum.
Bakın minik yavrusunu görebiliyor musunuz? O da çok sağlıklı. Aslında kaktüsümü önce düşündüm, birbirinden ayırt etmek istediğim. Ama bu mevsimde ayırmak istemedim. Çünkü bayağı bir yolculuk geçirdiği için onu zedelemek istemiyorum. Daha sonra ayırma işlemini yaparım diye düşündüm. Evet, kaktüsümüzün toprağını birazcık eşeledim ve kaktüsümüzü saksıya oturttuktan sonra biraz daha toprak ilave etmek istedim. Çünkü sulandıkça o toprak biraz sünüyor, dibe doğru gidiyor ve saksıda bayağı toprak azalıyor. Eğer iyice doldurmazsak bayağı bir kaktüs toprağımız, ya da bu illa kaktüs şey değil, kaktüs toprağı değil, bütün bitkilerde aynı şekilde. Eğer saksılarımızı tam doldurmadıysak sündükten sonra bayağı bir toprak eksik kalıyor. Evet, bu şekilde biraz parmağımla doldurdum saksıya. Daha güzel oldu bu şekilde. Gerçekten çok güzel ve farklı bir duygu, hediye vermek kadar almanın da çok güzel olduğunu düşünüyorum. İnanılmaz güzel bir duygu benim için. Belki sizler için bu biraz değişik olabilir ama ilk defa alıyorsanız yabancı birinden bir hediye, bu sizi yeterince mutlu ediyor bence. Ben sadece eşimden hediye almıştım bu yaşıma kadar. Ve bu da o yüzden beni çok mutlu etti. Şimdi saksımızın üst kısmına pomza ve zeolit ekliyorum. Kaktüslerin toprakla temasını önlemek için. Çünkü bizim iklimimiz burada, bölgemiz çok nemli ve kolay kolay toprağımız kurumuyor. O yüzden topraklarıma birazcık bahçe toprağı daha fazla ilave ediyorum. Çünkü kurumalarında sıkıntı yaşıyorum ve o zaman da kaktüslerimi kaybettiğimi fark ettim. Ama bu tür materyaller eklediğim zaman bu sadece pomza ya da zeolit olmak zorunda değil. Herhangi bir şey de olabilir. Yani normal çakıl taşları da koysanız etkili oluyor. Bu da benim işime geliyor tabii ki. Böyle çiçeklerim daha sağlıklı, daha formunu güzel koruyabiliyorlar. Evet, böyle bu şekilde deyanlardan düzeltmelerini yaptık. Saksının etraflarına birazcık çarpmalar yapıyorum hafiften, toprak iyice yerine oturup kökleri sarabilsin diye. Ve kaktüsümüz uzun zamandır susuz olduğu için birazcık sünmeleri mevcut. Ben o yüzden ektikten hemen sonra sulamasını yaptım. Çünkü bayağı uzun zamandır topraktan arındırılmış ve suyla teması olmamıştı. Ve üstündeki kalan toprakları da bir güzel temizledikten sonra şimdi sulamasını gerçekleştireceğim. Bakın ne kadar çok sündüğünü gösteriyorum elimle orada videoda. Evet, ben dinlendirilmiş su kullanıyorum arkadaşlar. Daha önceden arıtmadan doldurmuşum. Ve ondan sonra ilave ediyorum çiçeklerimi, yeni ekmiş olduğum çiçeklere. Ya da yağmur suyu da olabilir. Ama şu anda elimde yağmur suyu olmadığı için böyle dinlendirilmiş su ilave ediyorum. Çünkü bitkim bayağı bir susuz kaldı. Çok belli. Yumuşaktı bayağı. Ama sağlığı gayet yerindeydi. Sadece susuz olduğunu fark ettim. Evet, sulamasını güzel güzel yaptıktan sonra ben onu gölge bir yerde konumlandıracağım. Kökleri tutunabilmesi açısından. Arkadaşlar, kanalıma abone olursanız, fikirlerinizi yorum kısmında belirtirseniz ve videolarımı beğeniyorsanız, beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Kanalımda geri dönüşüm projeleri, bitki, çiçek, hayvan bakımı, gezi videoları bulunmaktadır ve devamı olacak. Kanalım henüz çok yeni. Beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Bunlar ücretsizdir arkadaşlar. Umarım videolarımda faydalı olabiliyorumdur. Bunun için çok çaba sarf ediyorum. Bugünkü videom bu şekildeydi arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.